Herkese merhaba arkadaşlar, ben Serkan Direk. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Devasa büyük bir aile olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 3000 aboneye gelince çok büyük bir çekiliş yapacağız. Bunun buradan bilgisini veriyorum. Günümüzün konusunu söyleyelim hemen. Günümüzün konusu muhabbet kuşu hastalıklarının genel sebebi. Genellikle neden hasta olurlar? Bunlardan bahsedeceğim. Çok çok önemli bilgiler vereceğim. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin ve daha fazla kişiye ulaşmak için paylaşın arkadaşlar. Çünkü neden? Adam 20-30 liralık bir ilaç için bütün kümesini veriyor gerekirse. Küçücük bir ilaç arkadaşlar. Nerelere kadir, nerelere yapıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. En büyük muhabbet kuşu hastalıkları nerelerden oluşmakta? Nelere dikkat etmeliyiz açıkçası? Bu konuları konuşacağım. Arka kameraya geçip videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çekilişimiz 3000 aboneye gelince başlayacaktır. Herkese bol bereketli hayırlı yaşamlar diliyorum. Videomuza geçelim. Şöyle arka geniş kameraya almak isterim arkadaşlar telefonumu. Böyle daha net, daha detaylı anlatabileceğimi düşünüyorum. Dostlar, muhabbet kuşları genellikle hızlı ölüm yaşatan biraz zayıf hayvanlardır açık konuşmak gerekirse. Bağışıklık sistemi çökmeye daha müsaittir arkadaşlar. Neden? Muhabbet kuşları arkadaşlar mesela sultan papağanlarına ve papağangillere göre en hızlı, bana göre en hızlı hastalık bulaştıran ve en hızlı bağışıklık sistemi çöken hayvanlardır arkadaşlar. Bu demek olmuyor ki kuşlarınızın hepsi ölecek. Bu demek olmuyor ki kuşlarınız 2 ay yaşayacak. Yani demek istediğim, siz tedbirinizi aldığınız sürece nelerden hastalık gelebilir, bunları bildiğiniz sürece siz bu işi yürütebilirsiniz arkadaşlar. İlk en büyük hastalıklardan bahsedelim arkadaşlar. En büyük hastalıklar genellikle hastalıkların nedeni, daha doğrusu öyle söyleyelim, hastalıkların geneli kesinlikle ve kesinlikle yemden dolayı olur arkadaşlar. Yeminiz ne kadar kaliteli ise sizin o kadar başınız ağrır diyelim. Siz o kadar iyi şey yaparsınız. Yeminiz ne kadar iyiyse, bakın ben sarı darıyla şeyi karıştırmışım. Görmüş olduğunuz gibi sarı darıyla ak darıyı karıştırmışım. Sarı darı biraz daha fazla kaçmış. Bunun nedeni arkadaşlar yem fiyatlarının biraz fazla pahalı olması. Ama şunu söylemek istiyorum. Sarı darı 10 numara kuşların için kesinlikle kullanmak gerekiyor. Böyle yem şeyimizi bir şeyin içinde saklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi plastik 50 kiloluk bir kutunun içerisinde muhafaza ediyoruz. İçerisine de çıra var ya arkadaşlar, soba yakmakta kullanılan, onlardan koyabilirsiniz. Ben genellikle altına koyuyorum. Bu yemin bayatlamasını ve kötü olmasını engelliyor arkadaşlar. Bozulmasını engelliyor. Bazı ilaç yemler var. Kesinlikle bunlardan uzak durun. İçerisinde boyalı ekmek olan yemler var. Kesinlikle ve kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Daha çabuk bayatlamasına neden oluyor arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle muhabbet kuşunda dikkat edilmesi gereken ilk şey yemdir arkadaşlar. Yem. Yem muhabbet kuşunuzun bütün ne var ne yok her şeyini bozuyor. Size şöyle söyleyeyim. Küflenmiş bir ekmek yiyebilir misiniz? Kesinlikle yiyemezsiniz arkadaşlar. Ona göre düşünün. Ayrıca bu akıllı yemeklerle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Nerede verebilirim? Şurada. Böyle flaşla çektiğimden biraz tozlu görünüyor. Bakmayın arkadaşlar. Şöyle şuradan göstersem olmadı. Görmüş olduğunuz gibi yem buradan oraya geçmiyor ve o tarafta toz oluyor. Bunun için 15 günde bir akıllı yemeklerinizi yıkayacaksınız. Bizim yıkama zamanımız gelmiş. Bakın arkadaşlar, muhabbet kuşumuz oradan yem alamıyor. Genellikle bundan dolayı ölümler bile yaşanabiliyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle oraya yem dökmeniz gerekiyor. Yemliklerimi değiştirebilirim. Kafamda güzel şeyler var açıkçası. Dediğim gibi arkadaşlar, ilk dikkat edilmesi gereken yemdir arkadaşlar. Bir yemin kalitesi ne kadar iyi ise sizin kümesiniz o kadar ve o kadar sağlıklı olur. Kesinlikle ve kesinlikle buna her üreticinin destek verdiğini, her üreticinin bu yoruma katıldığına eminim şu anda. İkinci dikkat etmemiz gereken husus nedir arkadaşlar? İkinci dikkat edilmesi gereken husus havalandırmadır arkadaşlar.
Eğer sizin üretimhanenizde içerideki pis havayı dışarıya aktaran bir havalandırmanız yoksa ve hava girişi, görmüş olduğunuz iki pencere, hava girişi yoksa sizin üretimhanenizde solunum yolu sıkıntıları, üst solunum yolu sıkıntıları çıkacaktır arkadaşlar. Peki bu havalandırmalar ne kadar işe yarıyor, ne yapıyor? Biraz bunun önemini anlatayım ki arkadaşlar siz daha fazla bilgi edinin. Şimdi ben burayı boyadığım zaman havalandırmamızı 2 gün çalıştıramadım arkadaşlar. Havalandırmam 2 gün çalışmadı. İçeriye girdim şu kapıdan, bak. Şu kapıdan böyle içeriye girdim. Yemin ediyorum şuradan şuraya adım atamadım. O kadar pis kokuyor, o kadar şey kokuyor ki. Ya demek istediğim nedir? Hem bizim sağlığımız için hem de kuşlarımızın solunum yolu sıkıntıları olmaması için. Solunum yolu sıkıntıları bulaşıcıdır arkadaşlar. Geceleri ışığı kapattığımızda kuşlarımız vit vit diye ağzından ses çıkartıyorsa, gözü şişiyorsa, gözü sulanıyorsa. Mesela şöyle de anlatabilirim. Şu kuşumuzun mesela gözü sulanıyorsa emin olun diğer kuşlarımızda da bu sıkıntı başlar ve salgın şeklinde devam eder arkadaşlar. Bundan dolayı kesinlikle ve kesinlikle havalandırmanız ikinci şey olarak kesinlikle olması gerekir. Bir, yem. İki, havalandırma. Üç ne peki arkadaşlar? Üç ne sence? Üç, bilinçsiz besleme. Bilinçsiz besleme nedir Serkan kardeşim? Neyi demek istiyorsun? Arkadaşlar, yumurta maması yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Çok güzel bir protein değeri. Kesinlikle katılıyorum. Ama bu yumurta mamasını 5 saatten fazla kafesimizin içinde bulundurmuyoruz. 5 saatten fazla bu mamamızı bulundurmuyoruz arkadaşlar. Bak, meyveli mama 8 saat 10 saat. Tamam. Pardon. Özellikle yazın. Özellikle yazın arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Daha da çabuk bayatlıyor. Yazın zaten tohum vermek daha iyi. Onu söyleyelim. Kesinlikle ve kesinlikle bayat mama kullanımı. Bayat mama kullanımı sizin üretimhanenizde kursak mantarı, kanina mantarı diye geçiyor. Fransızcanızı galiba tam hatırlayamadım. Kursak mantarından yol açar ve sıkıntılarınız boy göstermeye başlar arkadaşlar. Onun da buradan bilgisini vereyim. Peki dördüncü maddemiz nedir? Dördüncü maddemiz arkadaşlar %100 gene herkes katılacaktır bana. Hayvanların kafesinin altında tel olması. Hayvanlar kafesinin altında tel olunca ne işe yarıyor bu tel? Böyle soracaksınız bilmeyenler. Bu telin hayvanlarımızın dışkısını yemeye biraz engel oluyor arkadaşlar. Peki tamam üstte dışkı falan yapışıyor ama yine de o dışkıları yemiyorlar arkadaşlar. Ben buna dikkat ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımızın dışkıları altta oluyor. Hayvanlarımız sağlıklı bir şekilde ayaklarını, ne ayaklarını ne gagalarını dışkıya vurmayıp ve bir enfeksiyon başlatıp bir hastalık bulaşmadan üretime devam etmemizi sağlıyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Yem, havalandırma, mama yanlış kullanım ve kafesimizin alt teli. Bu unsurlar öne çıktı. Şu an peki beşinci unsur nedir? Beşinci madde nedir? Bir hastalık olmaması için. Akıllı emlik, efendime söyleyeyim suluk ve kumluk koyduğumuz kumluğun temizliği arkadaşlar. Bunlar ne kadar temizse ve birbirine karıştırmayacaksınız bu dönemde. Bu suluğu alıp buna takmayacaksınız veya o suluğu alıp buna takmayacaksınız. Buna da büyük ölçüde özen göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hastalıklar sizleri daha hızlı buluyor ve daha kötü yerlere gidiyor arkadaşlar bunlar. Bu suluk temizliğine, akıllı emlik temizliğine çok 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 dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Altıncı maddemiz nedir? Altıncı maddemiz arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kaka taşı kullanımı. Kaka taşını kendiniz yapıyorsunuz. Olabilir, yapabilirsiniz. Elinize, emeğinize sağlık. Ama doğru yapılmamış bir kaka taşı, kaka taşı değildir arkadaşlar. Doğru yapılmamış bir kaka taşı, kaka taşı değildir arkadaşlar. Ben Mustafa Nida Öztürk'üm. Eskiden satışını yaptığım kaka taşından kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kömürlü. Kömürlü olan da var. Bakın arkadaşlar bitiriyor. Ve bu kaka taşlarını 3 aydan fazla kullanmamanız gerekiyor. Şunu dün takmıştım arkadaşlar. Bunu da göstermek istiyorum. Şöyle dolabımızı açalım. Bismillah.
Bu gaga taşını kesinlikle ve kesinlikle Mustafa Nida Öztürk'ten temin edin arkadaşlar. Kalamar kemiği de kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu gaga taşlarını 3 aydan fazla kafesinizde tutmayın arkadaşlar. Eğer kafesinizde tutarsanız bazı sıkıntılara yol açabilir. Hayvanlar onun üzerine pisleyip onun ağzına uğrabilir. Aynı tel mevzusuna geri dönmüş olduk yani anlayacağınız. Dediğim gibi arkadaşlar bunlara çok 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 dikkat edin. Kuşlarınızın sağlığı için bunların olması şart. Isıya, neme, suluğa, yemliğe, yeme, efendime söyleyeyim kafesin altı evine, teline, mama kullanımına her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Üretim yapmak çok 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 kolay bir şey değildir arkadaşlar. Ayrıca benim üretimhanemde kralı gelse sigara içemez arkadaşlar. Ne olursa olsun sigara içmek isteyen gitsin dışarı içsin. Burası kahve falan değil. Burası kimsenin babasının çiftliği değil arkadaşlar. Ben burada kimseye sigara içirmem, içirtmem. Kendi sağlığını düşünmüyor olabilir ama benim kuşlarımın sağlığı kendisinin sağlığından daha önemlidir. Kimse benim burada sigara içemez arkadaşlar. Buna da biraz özen göstersin. Ay o benim amcamın oğlu, o benim dayımın oğlu demeyin. Bu yani zararlı bir şey sonuçta. Dediğim gibi arkadaşlar, İnşallah dediklerimden doğru şeyler anlamışsınızdır. Umarım daha iyi yerlere hep beraber geliriz. Görmüş olduğunuz gibi yavru salmamız burada. Kuş sahiplenmek isteyenler Serkan Altire DRK80 YouTube Instagram hesabından, Facebook hesabında Serkan Direk arkadaşlar. Serkan Direk yazarsanız kesinlikle beni Facebook'tan da bulabilir. Oradan iletişime geçebilirsiniz. 10 numara yavrularınız cime düşüyor. Japonet olsun, İsvası çekler öncelikli arkadaşlar satımda. Onu da söyleyelim. Herkese bol bereketli ve de hayırlı üretimler diliyorum. Umarım dediklerimi iyi anlamışsınızdır. Dediğim gibi tekrar diyorum. 3000 abone olunca devasa bir çekiliş bekliyor sizi. Herkese hayırlı, bol, bereketli üretimler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.